Arkadaşlar merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere hipsometrik eğri ve hipsometrik integral nasıl hesaplanır onu göstereceğim. Kısaca bunlar ne anlama geliyor ondan bahsedelim. Hipsometrik eğriler jeomorfolojik araştırmalarda kullanılan bir yöntemdir. Havzanın yüksekliğinin alanına oranlanmasıyla elde edilir ve havzanın aşınım yaşı işte genç yaşlı mı, yaşlı mı, olgunluk yaşı nedir? Bu hesaplanmaya çalışılır aşınım evrelerine göre. Şuna benzer eğriler elde edilir. Bunun için ihtiyacımız olan şey bir adet den verisi, çalışma alanı sınırı, şöyle. Daha sonra mikro havza bazında çalışma yapacaksak mikro havza sınırları, yani bir alanın genel hipsometrik eğrisi hesaplanır. Daha sonra alt havzalara bölünerek her mikro havzanın ayrı ayrı hesaplanması yapılır. Bu hesaplama nasıl yapılır? Onu gösterelim. Önce çalışma alanımız eşit yükseklik aralıklarına göre parçalara bölünerek alanlara hesaplanır. Daha sonra böyle bir tablo hazırlanır. Burada küçük h yüksekliği, büyük h maksimum yüksekliği, alan, o yükseklik, iki yükseklik birimi arasındaki alanı ifade eder. Burası da büyük A'da toplam alanı ifade eder. Relatif yükseklik dediği buradaki yüksekliğin maksimum yüksekliğe oranlanmasıyla elde edilir. Relatif alan ise bir yükseklik birimindeki alanın toplam alana oranlanmasıyla elde edilir. Ve burada elde edilen sayılardan bir grafik oluşturulur. Bu grafikte hipsometrik eğri diyoruz biz bu grafiğe. Öncelikle çalışma alanımızı, den verimizi 10 eşit parçaya bölüyorum. Semboloji kısmına geliyorum. Class field. Classes kısmından 10 sınıfa bölüyorum. Classify kısmına geliyorum. Burada aralık birimini eşit aralık, yani equal interval seçiyorum. Eşit aralıklarla. En düşük yüksekliğim 395 metre. En yüksek yüksekliğim 1612 metre. Aradaki farka bakarak işte bu birimde bir aralık oluştu. Bakıyorum. Renklendirmeyi de değiştireyim şöyle. Göze hitap etsin. Yükseklik basamaklarına göre bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bu den verisini yeniden sınıflandıracağım. Reclassify yapacağım. Çünkü alanlarını hesaplamam gerekiyor. Arc Toolbox'a gidiyorum. 3D Analiz, Raster Reclass, Reclassify. Buradan Clip den verimi seçiyorum. Classify'e geliyorum. Tekrar buradan 10 sınıf ve Equal Interval seçeneğini seçiyorum. Şuralara dokunmuyorum. Kayıt yerine gidiyorum. Kayıt yerine de verilerimin olduğu klasöre bir GDB oluşturuyorum. Hipso adını vereyim buna. Bunun altına RDEM yazıyorum. Yeniden sınıflandırılmış DEM verisi. Geldi bakın. Şimdi buraya öz nitelik tablosunu açıyorum. Buraya bir öz nitelik bilgisi gireceğim. Table Options diyorum. Add Field. Yükselti yazıyorum. Text olacak burası. Daha sonra alan yazıyorum. Float olacak. Daha sonra yanlış oldu. Oran yazıyorum. Editörü başlatıyorum arkadaşlar. Şuradaki yükseklik birimlerini buraya yazacağım. Ama önce burayı bir sadeleştirme yapmam gerekiyor. Labels'a tıklıyorum. Format Label. 4 yapıyorum buraya. Tamam diyorum. Şuradaki yükseklik aralıklarına kopyalıyorum. Buraya yazıyorum. Hani veri tabanının altına gömüyorum ki bunlara. Tek tek her seferinde hangi yükseklik birimi, buradaki hangi grid koda karşılık geliyor diye bakmayayım diye. Buraya veri tabanının altına bu bilgileri girerek sonrasında kullanmak üzere hazır hale getiriyorum.
Çalışma alanımızın en yüksek noktası 1612 metre, en düşük noktası 395 metre. Alanlarını hesaplayacağım. Editörümüz top yapıyorum. Alan hesaplarken arkadaşlar çözünürlük kavramı devreye giriyor burada. Raster verimizin çözünürlüğüne bakmam gerekiyor önce. Source kısmından bakıyorum 12,5 metre çözünürlükte. Bu bilgiyi kullanarak şimdi buradaki count'larla beraber bir hesaplama yapacağım. Alana sağ tıklıyorum. Field Calculator diyorum. İki tane parantez açıyorum. 12,5. Burada virgül kullanmıyoruz, nokta kullanıyoruz. 12,5 çarpı 12,5 parantezi kapatıyorum. Çarpı count hücre sayısı parantezi kapatıyorum bölü hektar cinsinden alan hesaplayacağım için buraya 10.000 yazıyorum. Hektar cinsinden her yükselti basamağının alanını hesapladık burada. Sağ tıklayıp properties diyorum. Nümerik diyorum. Buraya virgülden sonra rakam göstermesini istemiyorum ve binlik ayıracı olarak da nokta kullanmasını istiyorum. En fazla alan gördüğünüz gibi 10.000 hektar 1005-1125 metre arasındaydı. Bizim ortalama yükseltimiz neydi? Ona bakalım bir de. Şuradan bakıyoruz. 1032'ymiş ortalama yükseltimiz. Evet, bu aralıkta. Alana sağ tıklayıp statistik diyerek toplam alana bakıyorum. Toplam alan 33.000 hektar. Buradan kopyalıyorum. Tam sayıyı almam gerekiyor. Orana sağ tıklayıp Field Calculator diyorum. Alan çarpı 100 bölü çift tırnak içinde toplam alanı yazıyorum buraya, yapıştırıyorum. Oranını da hesapladım. Orana da sağ tıklayıp Properties, Nümerik. Buradan virgülden sonra iki rakam göstermesini istiyorum yalnızca. %30'una tekabül ediyormuş bakın bu yükselti birimi. Burayı kopyalıyorum. Tamamını seçiyorum. Sağ tıklayıp Copy Selected diyerek bunu Excel'e götürüyorum arkadaşlar. Şuraya yapıştırdım. Benim en alçak noktamın yüksekliği 395. En yüksek noktamın yüksekliği 1612. Buraya 395 yazıyorum arkadaşlar. En yüksek maksimum H maksimum yüksekliğim kaç? 1612. Buraya 1612 yazıyorum ve bunu buradan tutup aşağıya doğru sürüklüyorum. Bu sabit değerimiz arkadaşlar. Toplam alanımız nasıl? Onu da şuradan öğreneceğim. Topluyorum bunu. Otomatik toplam diyorum. Bunu kopyalıyorum. Havza alanına buraya yapıştırıyorum. Şöyle sürükledim. Bu da toplam alanımız. Daha sonra şunları tek tek yazacağım arkadaşlar. 395, 516, 638 gibi. Her birimin başına buraya yazacağım. 516. Şunu yana alalım buradan. Okuması zor olacak. 516, 638. Nerede? 760, 881, 1005, 1005, 1126, 1248, 1370, 1491 ve son olarak 1612'yi de yazıyorum buraya. Yani 10 sınıfı ayırdık ama burada 11 birim gösteriyoruz arkadaşlar. Yani 11 satır gösteriyoruz. Bu bilgi şurada dursun. Bu heybemizde dursun bu bilgi. Şurayı silelim. Bunu da bir tablo haline getirebiliriz arkadaşlar. Elimizde bulunsun. Şu burada dursun. Tablo şeklinde. Şimdi alanları yazacağız buraya. Kopyalıyorum. Ama bu şekilde yazmayacağım tabii. Alttan üste doğru şöyle yazacağım. Şuraya bir satır ekleyeyim. Relatif alan. Şuraya bir sütun ekliyorum arkadaşlar. En altta ne yazıyor? 94. Buraya diyorum ki eşittir. Buna ekle. Daha sonra ekleye ekleye gideceğiz üst basamağa doğru arkadaşlar. Eşittir. 94 artı bu. Bunu yukarıya doğru sürüklüyorum.
En üstte toplam alana ulaşmam lazım. Ulaştım. Şimdi bu mantık ne arkadaşlar? Mesela bizim toplam alanımız varsa 33.429 hektar. Toplam alandan çıkarta çıkarta gidiyoruz. Yani bundan bu değerden bu değeri çıkarttığımızda bu kalıyor. Bu değerden bu değeri çıkarttığımızda bu kalıyor gibi düşünelim çaprazlama. Bu değeri buradan alıyorum. Kopyalıyorum. Buraya sağ tıklayıp yalnızca değerleri yapıştır diyorum. Şuraya da en son 0 yazıyorum. Bu dursun burada. Daha sonra buradaki oranlamam şöyle bakın. Küçük h bölü büyük h. Yani 395'i 1612 oranlayacağım. Ne yapıyorum? Eşittir. 395 bölü yani küçük h bölü büyük h. Bunu buradan alıyorum. Aşağıya doğru sürüklüyorum. Bakın 1'e kadar gitti. Yani 1612'nin 1612'ye oranlaması 1000. 1000'e kadar gitti bu. Buraya geliyorum. Burada küçük a bölü büyük a. Bu da birden başlayacak arkadaşlar. Birden itibaren azalarak devam edecek bu da. Bakın burada birden sıfıra gittik. Burada 0.25'ten 1'e kadar gittik. Daha sonra bu iki değeri alarak hipsometrik eğriyi hazırlıyorum. Ekle. Önerilen grafiklere gidiyorum ve bir çizgi grafik seçiyorum. Şunu seçiyorum mesela. Bunu aldım buraya. Grafik başlığına hipsometrik eğri diyorum. Daha sonra burada 1.20 yazan değerler var. Oraya çift tıklıyorum. Oraya 1 yapacağım arkadaşlar. En yüksek değerim 1, en alçak değerim 0 olacak şekilde ayarlaması gerekiyor. Burada da aynı şekilde yapıyorum. En yüksek değerim 1 birim. Hipsometrik değerim bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Bakıyorum. Şunlardan hangisine benziyor? Daha çok yahut yani genç bir araziye benziyor daha çok. Yani daha jeolojik olarak genç bir araziye benziyor. Daha aşınım devam ediyor yani. Hatta yeni başlamış bile diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekil o anlama geliyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Buradaki yükselti basamaklarına göre alanları birbirine oranladığımızda elde ettiğimiz değerlerden hipsometrik eğri çıkarttık. Bundan yola çıkarak bu yorumu yapıyoruz. Peki bir de hipsometrik integral dediğimiz bir kavram var. Hipsometrik integral nedir? O da arkadaşlar şöyle hesaplanıyor. H ortalama yani ortalama yükseltiden minimum yükseltiyi, en düşük yükseltiyi çıkartıp bunu maksimum yükseklikten minimum yüksekliği çıkarttığımız değere oranladığımızda bu iki değeri oranladığımızda hipsometrik integrale erişiyoruz. Hipsometrik integral değerine erişiyoruz. Bunu da şöyle yapacağız. Bizim şöyle yapalım. Hi diyelim. H ort diyelim. H max. H min. Bu değerlere ArcGIS programından bakıyorum şimdi. H min nedir? 395 yani minimum yüksekliğim bu. Maksimum yüksekliğim 1612. H max da bu. H ortalama yani ortalama yüksekliğim neydi? Biraz önce bakmıştım. Sağ tıklayıp properties diyorum. Symbology, classify. Burada mean yazan değer ortalama değerim. Yani 1032. Hi dediğimiz hipsometrik integral değerini buraya göre hesaplayacağım şimdi. Hi eşittir. H ortalama parantez açalım şöyle parantez açıyorum. H ortalama eksi H min parantezi kapatıyorum. Bölü H max parantez açalım. H max eksi H min parantezi kapatıyorum. Hipsometrik integral değerim
0,52 çıktı arkadaşlar. Bir de histogramımız vardı. Onu nereden göstereceğim? Stretch kısmına tıklıyorum burada. Histograma tıklıyoruz. Burada da yine maksimum ve minimum değerlere ulaşabiliyoruz. Ve arazinin ortalama yüksekliği ile nerede, hangi yükseklik kısmında bir yığılma gösterdiğini buradan da görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da hipsometrik integral hesaplamaydı. Umarım faydalı bir videomuştur arkadaşlar. Uzun zamandır çekmeyi planladığım bir konuydu. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca video çekilmesini istediğiniz konuları, soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu tarz videolara izlemek için, devamı için kanalımı takip etmenizi tavsiye ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.